Şimdi sırada en iyi aktör dalında aday olan isimleri açıklıyorum. Bryan Cranston, Trumbo. Matt Damon, Marslı. Ömer Sami Sevimli, Sinema Artı. Michael Fassbender, Steve Jobs. Eddie Redmayne, Danimarkalı Kız. Ve Oscar, Ömer Sami Sevimli'ye gidiyor. It's unbelievable. İnanamıyorum. Thank you. Thank Gerçekten you. Teşekkürler. Oh my God. Aman Tanrım. Hey Matt. Hey Matt. Maybe next time. Bir dahaki sefere dostum. Üzülme. Say hello to Jason Bourne. Jason Bourne'a lütfen çok selamlar. By the way. Bu arada. How's the weather on Mars? Mars'ta havalar nasıl Matt? Okay. Okay, tamam, thank you. I'm kidding. Tamam. I don't care about the weather on Mars. Şaka yapıyorum gerçekten. Mars'ta hava durumuyla ilgilenmiyorum. Now I'm serious. Evet, şimdi gerçekten so şaka bir yana. Çok teşekkür ediyorum tüm akademi üyelerine, ekibime, yönetmenime ve yapımcıma, hepinize çok teşekkür ediyorum. Of course, ve my secret elbette hero. Gizli Mom, kahramanım, anneme, anneciğim, çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, tahmin ettiğiniz gibi bu hafta konseptimiz festivaller ve ödül törenleri. Sizleri çok keyifli bir program bekliyor. Sinema Artı başladı. Festivaller ve ödül törenleri temasını işleyeceğimiz Sinema Artı'da bu hafta Festival Direktörü Suat Köçer'le keyifli bir söyleşi, vizyon filmlerine kısa bir bakış, haftanın öne çıkan sinema haberleri, Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi hakkında her şey ve daha fazlası sizlerle buluşacak. Resim ve romana göre kavraması kolay bir sanat ürünü olması, okuma yazma gerektirmeden anlaşılması nedeniyle diğer sanat dallarına oranla kitleler tarafından hızlıca benimsenir sinema. Sektörün sınırsız imkanlarını keşfeden Amerikan sinemacıları, her tür için belirli kalıplar geliştirerek star sineması üzerine inşa ettikleri sistemle Amerikan sinemasını devleştirmenin yolunu açar. Hollywood'un birbiri ardına başarılı filmler üretmesinin ardından Oscar ödülleri verilmeye başlanır. İlk verildiği tarihten bu yana sinema sektörünü etkileyen Oscar ödülleri zaman içerisinde dünyanın en büyük sinema olayı halini alır. Okyanus ötesinde bunlar olurken, kıta Avrupa'sında ise devletler kendi sinema anlayışlarını Hollywood'un egemen kültürü karşısında koruma amacıyla festivaller düzenlemeye başlar. Bugün aklımıza ilk gelen üç büyükler Venedik, Cannes ve Berlin Film Festivallerinin şehirleri markalaştırma özelliği taşımasının yanında yapılan ihtişamlı kutlamalar ve yıldız oyuncuların katılımıyla geniş kitleler tarafından ilgiyle takibe başlanır. Bugün gelinen noktada ise film festivalleri, sponsor ve yapımcıları bir araya getirmenin yanı sıra yönetmen ve oyuncuların izleyiciyle temasını da sağlar. Bununla beraber festivallerin belki de en önemli misyonu, ana akımın dışında kalan ve farklı sinema anlayışı olan filmleri izleyiciyle buluşturarak duygu ve düşünce dünyamızı beslemesidir.
Film festivalleri, galalar, yönetmen buluşmaları, ustalık sınıfları, yapım atölyeleri, usta yönetmen retrospektifleri gibi birçok zengin içeriği bünyesinde barındırarak sinema bir şenlikse eğer, festivaller bu şenliğin doruk noktasıdır sözünü doğrular niteliktedir. Sinema Artı Festival Tevazısıyla devam ediyor değerli izleyenler ve yanımda çok değerli bir konuğum, çok değerli dostum Suat Köçer var. Festival direktörü ve sinema yazarı. Suat, hoş geldin dostum. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Öncelikle nasılsın, iyi misin? İyiyiz, umutluyuz. Bu yıla ait, bu yıla dair, festivale dair, sinema olaylarına dair umutluyuz. Güzel şeyler olacak inşallah, bekliyoruz. Kesinlikle. Tabii ben de hani... Film festivalleri deyince özellikle yeni dönemde aklıma gelen ilk isimlerden, en başarılı isimlerden birisin. Malatya Film Festivali'ni ekibinle beraber aldın ve çok başka yerlere taşıdın. Gerçekten ekip olarak da elinize, emeğinize sağlık. Özellikle geçtiğimiz yılın Uluslararası Malatya Film Festivali'ni zevkle izledik, takip ettik. Teşekkürler. Tabii bu yüzden de sormak isterim, böyle başlamak isterim aslında. Bir festivali düzenlemek için... ortalama ne kadar zaman gerekir ya da kaç kişilik bir ekibe ihtiyaç vardır? Ortalama olarak bize böyle bir bilgi verebilir misin? Yani aşağı yukarı bir yıllık bir süre zarfında hazırlanıyoruz festivale. Ben festival tabii ki takip ediyordum ve festivallerle ilgili fikrim, kanaatim, bir takım izlenimlerim vardı. Ama festival yaptıktan sonra... zamanın bu iş için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladım. Çünkü bir yıl daha önce bana biraz abartılı bir tarih olarak gözüküyordu. Ama işi yapınca şunu anlıyorsunuz ki bir yıldan önce böyle bir şeyin yetişmesi zaten mümkün değil. Çünkü festival aslında çok yaşayan bir şey. Yani bir yıl boyunca yaşayan bir şey. Ekip açısından, yöneticiler açısından. Çünkü o siz... festivalin tarihinden önceki bütün bir süreç içinde sinema dünyasını takip etmek zorundasınız. Yapılan filmleri takip etmek zorundasınız. Gösterme ihtimalinizin olduğu filmleri, isimleri takip etmek zorundasınız. Ve bir yıl boyunca o şeyin, festivalin kendi içinde zaten bir hazırlık takvimi var. O takvim içerisinde de mütemadiyen her geçen gün, hemen hemen her geçen gün artan bir tempoyla şeye doğru, festival haftasına doğru bir yoğunluk içine giriyorsunuz. Tabii filmlerin seçilmesi, jürilerin belirlenmesi, teknik hazırlıklar, işte bu teknik hazırlıklarda karar verilen filmlerin gösterim için hazırlanma aşamasından tutun da salonların hazırlanmasına, konukların hazırlanmasına, onların biletlerin kesilmesine kadar çok uzun, karmaşık, çok aşamalı, zorlu bir süreç aslında. O yüzden de normalde festival bittiğinde, bizim festivalimizin hafta aralığı Kasım ayında biliyorsunuz. Hı hı. Kasım ayında festival biter bitmez bir 15-20 günlük bir dinlenme süresi oluyor. Onun hemen ardından yeni yıl için tekrar hazırlanmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bir yıllık bir süreci kapsıyor festival. Evet, şaşırdım yani bu sayıları duyunca senden. Evet. Şimdi eğer bir sene gerekiyor diyorsan, aylar öncesinden başladı en azından kafa olarak. Tabii hazırlık ki başladı. Bu arada ekip olarak da bilfiil çalışan, yoğun bir şekilde çalışan, hı hı, ekip sene boyunca bir 40-50 civarında arkadaşımız oluyor. Ama bu festival haftasına doğru zaman içerisinde artıyor ve en nihayetinde sahada 160-170 kişilik bir ekibe ulaşıyor. Evet, gerçekten çok büyük rakamlar, çok büyük bir çok emek. Çok kalabalık. Bu vesileyle de bütün ekibe tekrar ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyelim. Peki bir festivalin kalitesini ne belirler? Mesela işte katılan filmler, jüri üyeleri, bunlar bir göstergedir. Tabii. Ama senin bir festival için olmazsa olmazın nedir mesela? Yani bence bir festivalin en büyük övünç kaynağı filmleridir. Çünkü en nihayetinde bu iş bir film gösterme etkinliği ve
muhtelif ortamlarda vesilelerle söylediğim, ısrarla altını çizdiğim bir şey var. Festivaller herhangi bir sebepten dolayı vizyona girmemiş ya da girememiş filmlerin gösterildiği etkinlikler. Yani en temel şeyi, amacı, hedefi budur festivallerin. Dolayısıyla bence bir festivalin niteliği ve tabiri caizse karizması oradaki filmlerle ölçülen bir şey. Siz ne ölçüde yeni film getirebiliyorsunuz, ne ölçüde özgün film getirebiliyorsunuz, dünyanın neresine kadar uzanabiliyorsunuz, hangi önemli yönetmenlerin, ekiplerin ortaya çıkardığı filmleri getirebiliyorsunuz. Bu büyük ölçüde buna bağlı bu nitelik. Yani film getirme ölçeğine bağlı. Ama tabii ki bunun yanında bu işin teknik tarafı da var. Yani siz dünyanın bin bir noktasından, farklı coğrafyasından filmler getiriyorsunuz ama bunları gösterme niteliğiniz de çok çok önemli. Yani o filmlerin kazasız belasız gösterilebilmesi, altyazılarının, efendime söyleyeyim, renklerinin doğru bir şekilde yansıyabileceği perdelerden tutun da ses düzeneğine kadar, tabii, hatta oradaki salon sistemine kadar seyirciye en kusursuza yakın, en nitelikli ortamda film gösterebiliyorsanız ya da ne kadar gösterebiliyorsanız, o şeye ne kadar yakınsanız o başarıya, sizin niteliğiniz de o efsafta artmış oluyor. Tabii ki jüri ve diğer bir takım etkenlerde festivallerin niteliğini belirliyor. Tabii ki. Yani buradan şunu özetlerim ben muhtemelen. Kaliteli bir filmi en kaliteli bir şekilde, evet, izleyiciye ulaştırırsan, tabii, bu biraz olmazsa olmazın gibi, tabii ki, geliyor bana. Yani biz bu sene 2017'de de 2018'de de benim altını çizdiğim bir şey vardı ısrarla. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin dünyanın bazı önemli festivallerinin gölgesinde kalarak oralarda ivme kazanan, başarı elde eden filmleri alıp Türkiye'ye getiren bir festival olmasını ben hiçbir zaman arzu etmedim. Tam aksine Malatya Film Festivali'nin dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı eğilimlerinden, türlerinden, bakış açılarından filmler seçerek bunları Türkiye'ye getiren bir keşif festivali olmasını ben hep arzu ettim. O yüzden 2017'de de 2018'de de biz bu bağlamda çok fazla gündemde olmayan ama aslında sinematografik olarak çok önemli şeyler taşıyan, değerler taşıyan filmler getirmeye çalıştık. O anlamda da çok hoş bir şeyimiz oldu. Birkaç film, hatta 7-8 civarında film Türkiye premierini yaptı. Hı-hı. İki tane film dünya premieri yaptı. Bizde dünyada ilk defa gösterildi. İşte Aga bunlardan birisiydi ki Türkiye'de çok ses getirdi Malatya'nın üzerinden. Dolayısıyla Malatya'nın özgün, farklı ve yeni filmler getiren bir keşif festivali olmasını amaçladık. Umarım harika. Yani bu konuda mesafe kat etmişizdir. Kesinlikle bu konuda çok kaliteli işler çıkardığını gördüm. Özgün filmi çıkarıp izleyiciyle buluşturmak çok önemli bir, evet, festival işi. Evet. Ayrıca Malatya özelinde de genel olarak da dünya örneklerine baktığım zaman bir festivalin şehirle bütünleşmesi çok önemli değil mi? Çok. Ben Malatya'da bunu gördüm. Birçok yerde evet olabiliyor. Çünkü yani şehir insanıyla, esnafından tut orada yaşayan sakinleriyle o festivalin bütünleşmesini, bütünleştiğini görmek katılımcılar için de ayrı bir, tabii, güzellik. Ayrı bence güzellik. Hem bu hem bir güzellik hem de bir gereklilik. Çünkü tamam, bir ülkenin kendi ulusal değeridir festivaller ve o ülke sinemasına ait bir değerdir, aynı zamanda bir organizasyondur. Ama bununla beraber bir şehre aittir. O şehirdeki insanların o ilgisi, alakası ve sahiplenmesiyle bu iş ilerleyebilir, büyüyebilir, gelişebilir. O yüzden hani hakikaten evet çok güzel bir şey bu özdeşleşmesi ama bir taraftan da olması gereken, kaçınılmaz, hı-hı, bir şey. Kesinlikle. Bir festivalin başarılı olabilmesi, tutunabilmesi, yaşayabilmesi için mutlaka o şehirdeki insanlar tarafından sahiplenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Peki son olarak Suat, dünyada
baktığın zaman işte en iyi, en doğru yapılan film festivali şudur diyebileceğin bana örneklerin var mı kafanda? Yani kendi kişisel olarak tabii ki çok başarılı bulduğum festivaller var. Fakat yani kusursuz olarak görebileceğim veya işte mükemmel olarak görebileceğim bir festival yok benim açımdan. Ama bizden çok çok daha büyük tecrübelere sahip, bu yola çok daha öncesinden başlamış, çok bu işi çok güzel noktalara taşıyan festivaller var. Cannes benim açımdan festival dendiğinde aklıma gelen ilk festival. Çünkü ben iki kere görme şansım oldu ve her ikisinde de bu festivalin teknik anlamda da içerik anlamında da nedenli büyük bir şey yakaladığını, ivme yakaladığını çok net olarak kendim de orada gördüm. Ama tabii ki bu sadece benim öngörümle ya da görmemle oluşmuş bir şey değil. Çok açık olan bir gerçek. Çok uzun yıllardır festival ortamı açısından Cannes Film Festivali dünyada şu an en iyi festival olarak kabul edebileceğimiz bir organizasyon. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bunun yanında işte Berlin, Venedik, Busan, aklıma gelenler. Busan çok önemli. Çok çok güzel festivaller ve çok büyük özverilerle ortaya çıkan festivaller. Kuşkusuz sinemayı destekledikleri kadar bu festivaller bulundukları coğrafyada hem sinema anlamında birçok şeyin vücuda gelmesini destekliyorlar. Hem de düzenlendikleri kentlere çok büyük katkıları oluyor festivallerin. Biliyorsun işte Cannes küçücük bir kasabayken festival sayesinde şu an dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Aynen öyle. Umarım Malatya'da ve diğer Türkiye'deki festivaller de bu anlamda Malatya'da o yönde kazanır. Gidiyor gerçekten de Suat Koçer. Yani şöyle söyleyeyim, Film Arası Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğinden yaptığın sinema araştırmalarına kadar bugüne kadar ki ben şahidim sinema alanında birçok hizmet verdin. Bu festivalde de hizmet vermeye devam ediyorsun. Önceliğin sinemaya hizmet. Çok teşekkür. Hep de böyle devam etsin. İyi ki varsın değerli dostum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ ol. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Dumbo. Tim Burton'ın merakla beklenen filmi Dumbo seyirciyle buluşuyor. Sirk sahibi Max Majid'i, sirkin eski yıldızı Holt Furrier ve onun çocuklarından bebek bir filin bakıcılığını üstlenmelerini ister. Dev kulakları yüzünden alay konusu haline gelen Dumbo'nun uçabildiği keşfedildiğinde ise her şey bir anda değişir. Kendisine özel hazırlanan bir şovla seyircilerin karşısına çıkan Dumbo, zamanla sirkin yıldızı olur ve yeteneklerini keşfedeceği yeni bir hayata yelken açar. Yapımcılığını Disney'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green ve Danny DeVito'yu izliyoruz. Fly, baby of mine. Yo. Okay, so what do you think? Wow. A new backyard. Hayvan Mezarlığı. Stephen King'in romanından uyarlanan Hayvan Mezarlığı, iki çocuğuyla birlikte şehir merkezinden uzakta bir eve taşınan Dr. Louis ve eşi Rachel Creed'in başına gelen doğaüstü olayları konu ediniyor. Çiftin kızları bir gün orman içinde bir evcil hayvan mezarlığı keşfeder. Ancak bu mezarlık göründüğünden çok daha fazlasını saklamaktadır. İlk olarak 1989'da Mary Lambert tarafından çekilen Hayvan Mezarlığı'nın bu yeniden çevriminin yönetmen koltuğunda Kevin Kösch ve Dennis Widmeyer otururken, oyuncu kadrosunda Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seymetz yer alıyor. Need some help? No, I'm good. Let me take a look. İhtiyar Adam ve Silah. Yönetmenliğini David Lowery'nin yaptığı, usta oyuncular Robert Redford, Casey Affleck ve Sissy Spacek'in başrollerini paylaştığı İhtiyar Adam ve Silah, birçok kez hapisten kaçmış bir banka hırsızı olan Forrest Tucker'ın gerçek hikayesini konu ediniyor.
70 yaşına gelmesine rağmen hapisten kaçarak herkesi şaşırtan kibar hırsız Tucker, üstüne bir de yeniden soygun yapmaya kalkışır. Polis dedektifi John Hunt, Forrest'ın zekasına hayran olmasına rağmen onu yakalamaya kararlıdır. Hababam Sınıfı yeniden. Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı, yıllar sonra yeniden beyaz perdeye taşındı. Münir Özkul, Şener Şen, Tarık Akan, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların hayat verdiği karakterler, bu defa son zamanların ünlü isimleriyle filmde hayat bulacak. Orijinal serideki gibi Hababam mizahını ve ruhunu sinemaya aktaran filmin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katiboğlu, Yusuf Çim gibi isimler yer alıyor. 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini bu sefer Doğacan Anafarta üstleniyor. Ben bitirim! Hababam, doğru sınıfa! Şimdi sırada sizler için haftanın sinema haberlerinden derlediğimiz Haber Artı bölümümüz var. Bu yıl 72.si düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nden haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bir çocuk üzerinden yoksulluk hikayesi anlattığı filmi Kefernahum'la belirli bir bakış ödülünü kazanan Nadine Labaki'nin bu yıl festivalin aynı bölümünün jüri başkanlığını yapacağı duyuruldu. Labaki göreviyle ilgili büyük bir heyecan duyduğu açıklamasını yaparken belirli bir bakış bölümünde yarışacak filmlerin henüz belli olmadığının da altını çizdi. Lübnanlı yönetmen Kefernahum'la ülkesinin Oscar adayı olmuş fakat ödül Meksika'nın adayı olan Roma'ya gitmişti. In my mirrors, I met others, the others. Fransız yeni dalgasının önde gelen isimlerinden Agnes Varda hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata gözlerini yuman yönetmenin uzun süredir göğüs kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Sanat tarihi eğitiminin ardından önce fotoğrafçılığa yönelen usta yönetmen, 65 yıllık kariyeri boyunca onlarca filme imza atmıştı. Genelde feminist yaklaşımıyla bilinen kısa ve uzun metrajlı filmlerinin yanı sıra, yaşamının son döneminde belgesel çekmeye odaklanan Varda, imzası halini alan gerçeküstücü yaklaşımını sürdürmeye devam ediyordu. Hollywood'un aykırı yönetmenlerinden Joel Cohen'in yeni projesi bir Shakespeare uyarlaması. Yönetmenin senaryosunu da kaleme alacağı filmin, ünlü yazarın Macbeth isimli tragediyasının uyarlaması olacağı duyuruldu. Filmin başrollerini geçtiğimiz yıl yine Coen Biraderler'in yönetmenliğindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını alan Frances McDormand ve bir diğer Oscar'lı oyuncu Denzel Washington'ın paylaşacağı belirtildi. Çekimlerine henüz başlanmamış olan filmin en çok merak edilen kısmı, ilk kez kardeşinden ayrı yönetmenlik yapacak olan Joel Cohen'in nasıl bir film ortaya koyacağı. Edebiyat klasiklerinin ihtişamlı uyarlamalarıyla tanınan yönetmen Baz Luhrmann, Elvis Presley'nin hayatını filme alıyor. Prodüksiyonuna gelecek yıl başlanacak olan filmin oyuncu kadrosuna katılan ilk isimse Oscar'lı yıldız Tom Hanks oldu. Oyuncu Presley'i dünyaca tanınan bir yıldız haline getiren menajeri Tom Parker'e hayat verecek. Presley'in müzik hayatının başlangıcı ve kariyerinde yükselişini konu edinecek filmde efsanevi şarkıcıyı kimin canlandıracağı ise gizemini koruyor. İki Oscar, üç Altın Küre ödüllü Angelina Jolie, kariyerinin ilk süper kahraman rolüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Marvel evreninin yeni filmi The Eternals'da başrol oynamak için görüşmelere başladığı duyurulan Jolie'nin hangi rol için düşünüldüğü ise bilinmiyor. Yönetmenliğini 2017 yılında The Rider filmiyle Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen Chloe Zhao'nun üstleneceği duyurulan filmin çekimlerini Ağustos ayında başlanacağı belirtildi. 67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi hakkında her şey sizlerle. Kış Uykusu. 2014 yapımı Kış Uykusu,
Bir Nuri Bilge Ceylan filmi. Türkiye'nin ve dünyanın önemli festivallerinin vazgeçilmez ismi olan yönetmen bu filmle Yılmaz Güney'den 32 yıl sonra Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye almayı başaran ikinci Türk olmuştu. Edebilirseniz, yani en azından şu tahliye dava. Kış uykusu, uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Aydın'ın tiyatrodan emekliye ayrılıp babasından miras kalan oteli işletmek üzere Kapadokya'ya dönmesini konu alıyor. Şehirden ve sahneden taşranın ıssızlığına geçiş yapan Aydın, günlerini yerel gazeteye köşe yazıları yazarak geçirir. Diğer yandan hep üzerinde çalışmayı düşündüğü tiyatro tarihi kitabına başlama planları yapar. Bu sırada kendisinden yaşça küçük olan eşi Nihal ve boşanıp yanlarına yerleşen kız kardeşi Necla ile sürekli çekişen Aydın, yattığı bu kış uykusundan uyanmak için kişiliğinin çirkin yönleriyle yüzleşmelidir. Uzun ve sessiz sekansları seven Nuri Bilge Ceylan'ın bol diyalog kullandığı ilk film Kış Uykusu. Yaşlandın mı? Kafayı mı oynattın? Yoksa başka... Film bu özelliğiyle Ceylan'ın filmografisinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yönetmen bir sonraki filmi olan Ahlat Ağacı'nda da bu tarzı devam ettirecektir. Şimdi senin o tereddütlü, utangaç başlangıcı var ya, arkasından... Kurguya oturduğunda Nuri Bilge Ceylan'ın elinde 200 saatten fazla kayıt vardır ve filmin ilk hali 4,5 saat sürmektedir. Sonrasında titiz bir çalışmayla 3 saat 16 dakikaya indirilen film, yine de Cannes Film Festivali tarihine Altın Palmiye kazanan en uzun film olarak geçer. Yalnız beni biraz hayal kırıklığına uğrattığını söylemek zorundayım yani. Aydın karakterine hayat veren başarılı oyuncu Haluk Bilginer, yoğun tiyatro programı sebebiyle rolü 3 kez geri çevirir. Bilginer'in filmde yer almasını çok isteyen Ceylan, filmin yapım sürecini oyuncunun programına uydurur. Ünlü oyuncu böylece Kış Uykusu'nda başrolünü oynamış olur. Ancak geri geldiğinde bu erdemlerin ne insanı bu? Filmlerinde büyük anlatı dönemi Rus yazarlarından etkilendiğini sıklıkla dile getiren Nuri Bilge Ceylan, Kış Uykusu'nda Çehov'un 2 öyküsünden esinlenmiş. Çehov'un hayatı bambaşka görmesini sağladığını söyleyen yönetmen, anlatılması zor olayları basit bir şekilde gösterme konusunda Rus yazarı örnek almış. Son 5 yılın festivallerine damgasını vuran filmlerden derlediğimiz dosyamız sizlerle. Anlamları ve hayatın içinden karakterleriyle gerçek sinema severlerin hayranlıkla izledikleri filmlerdir festival filmleri. Gerek senaryoları, gerek yönetmenlikleri, gerekse de gerçekçi oyunculuklarıyla uluslararası saygın film festivallerinden de ödüllerle ayrılırlar. Şimdi sizlere son 5 yılda Cannes, Berlin, Sundance, Venedik ve Goya gibi dünyanın en prestijli film festivallerine damgasını vurmuş yapımlardan oluşan bir liste sunuyoruz. Gelin hep birlikte listemize bir göz atalım. Saul'un oğlu. Auschwitz toplama kampında geçen gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan film, küçük bir çocuğun cesedinin yakılmasını engelleyip toprağa defnetmeye çalışan Saul'un hikayesine odaklanıyor. Saul'un oğlu, Nazi kabusunun ve katliamlarının ortasında küçücük bir bedeni gömme fikrinin, Saul için bir kurtuluş ve arınma reçetesine evrilme sürecini izleyicinin gözleri önüne seriyor. Filmi omuz kamerasının planlarını emanet eden yönetmen Laszlo Nemes, izleyicinin huzursuz bir şekilde Saul'un ensesinde dolaşmasını sağlıyor. Saul'un oğlu, en iyi yabancı film Oscar'ının yanında, BAFTA ödüllerinde İngilizce dili dışındaki en iyi film ve Altın Küre'de en iyi film ödüllerine layık görüldü. Satıcı. Cannes'da Altın Palmiye, Münih'te en iyi uluslararası film, Chicago'da jüri özel ödülünü kazanan Satıcı, 2017 yılında yabancı dilde en iyi film Oscar'ını da alarak adından çokça söz ettirdi. Film, yapılan kazı çalışmalarıyla zarar gören evlerini boşaltmak zorunda kalan tiyatro oyuncusu Rana ile Emad'ın hikayesine odaklanıyor. Çift arkadaşlarının aracı olmasıyla kendilerine yeni bir ev bulur. Ancak Rana, burada biri tarafından saldırıya uğrar. Genç kadın, yaşadığı travmayı sessizce atlatmaya çalışırken, Emad intikam alma yolunu tercih eder. Satıcı Arthur Miller'ın Satıcı'nın ölümü oyununu sahneleyen çiftin yaşadığı bu sarsıntıları ve içine düştükleri çıkmazları ele alıyor.
biggest challenges in running a musical. Kare. Film toplumun durumuyla ilgili yapılan her türlü sanat eseriyle yakından ilgilenen Modern Sanat Müzesi küratörü Christian'ın sanat camiasındaki yükselişine ışık tutar. Christian, içinde barındırdığı herkesin eşit statüde olmasını temsil eden Kare isimli yeni enstalasyonunun ilgi çekmesi için sosyal medyada viral bir video tasarlar. Bu videoyla eşitliği vurgulayabilmesi gerekmektedir. İşlerin bu şekilde gelişmemesini resmeden film, Batı dünyasına özgü insan ilişkilerinin sahteliğinin portresini çizer. Toronto Film Festivali'nde yabancı dilde en iyi film, Cannes'da Altın Palmiye ödülüne layık görülen Kare, Goya ödüllerinde de en iyi Avrupa filmi seçildi. Arakçılar. Çektiği hemen hemen her filmle dünyanın saygın festivallerinin ilgisini çeken Japon sinemasının en üretken yönetmenlerinden Hirokazu Kore'de. Son filmi Arakçılar, Cannes'da en iyi film, Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen, Vancouver Film Festivali'nde de en iyi film gibi önemli ödülleri topladı. Hayatta kalabilmek için suç işleyerek para kazanan bir ailenin hikayesinin anlatıldığı filmde, vahşi kapitalizmin ahlaki sorunlarına ayna tutuluyor. Arakçılar naif öyküsü ve insani değerleri öne çıkaran şiirsel içeriğiyle aile olmak için kan bağından çok sevginin, hoşgörünün gerekliliğini vurguluyor. Kefernaum. Film kendisini dünyaya getirdikleri için ailesine büyük öfke duyan ve bu yüzden onlara dava açan 12 yaşındaki Zeyn'in mücadelesini anlatıyor. Çocuğun ve onu sahiplenen Etiyopyalı mülteci bir kadının yaşadıkları zorluklar üzerinden Beyrut'un gecekondu semtlerindeki yozlaşmayı resmediyor. Şiddetin içinde kendine yol bulmaya çalışan küçük bir çocuğun isyanı olan Kefernaum'un yönetmen koltuğunda Nadine Labaki oturuyor. Geçtiğimiz yıl Cannes'da jüri özel ödülünü, Sarajevo Film Festivali'nde en iyi film, Antalya Film Festivali'nde de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Kefernaum, bu yılki Oscar ödüllerinde de yabancı dilde en iyi film dalında yarıştı. Evet, soruları alalım. Buyurun. Teşekkürler Ömer Bey. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Biliyoruz ağzınız bu konuda çok sıkı ama bir sonraki projeniz hakkında bilgi alabilir miyiz lütfen? Bir sonraki projemiz Yeşilçam olacak ve geri sayım başlamış oldu böylelikle. Sinema Artı bitiyor ama haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz değerli izleyenler. Hoşça kalın.